أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله ومن كان في قلبه الله فنعينه في الدارين الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمين. Yüce Rabbim, bu günümüz mübarek günüdür, cuma günüdür, bayram günüdür. Ümmetin rağbet ettiği en önemli seçkin günlerden, Efendimizin ifade ettiği, beyan ettiği üzere, güneşin üzerine doğduğu en hayırlı bir gündür cuma günü. Rabbim bu güzel günün hürmetine, bereketine, Cenab-ı Hak bu güzel günümüzün feyzinden istifade etme konusunda Cenab-ı Hak cümlemize yardım eylesin. Bu günümüzün hürmetini hepimizi affeylesin. Memleketimizin, milletimizin, insanlığın bütün sıkıntılarını gidermeye vesile kılsın inşallah. Yüce Rabbim hepinizin, hepimizin evlatlarını hayırlı eylesin. Dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Kazançlarımızı helalinden bahşeylesin. Şu andan itibaren aslında aralığın 26'sı ile başlayan bir süreçte yeni yıl sıfatıyla beraber bir önceki yılın bitimi, bir sonraki yılın da başlangıcı olarak dünyada genelde ortaklaşa kullanılan miladi takvime göre yılbaşına girmek üzere insanlık. Tabii bu yılbaşı cümlesini kullanırken dikkatli olmamız gerektiği kanaatini taşıyarak mevzumuza başlıyoruz. Konumuz itibariyle de bugün bir insan olarak hayat muhasebemizi yapabilmek. Yani bir yıldan öbürüne intikal ederken, herkesin bir hesabı varken, Müslüman olarak senin de benim de bir hesabım olması lazım. Kaldı ki yılbaşı denildiği zaman da, yeni yılın başı, eski yılın sonu her ne kadar anlaşılsa da, aslında biraz uyanık olan mümin, her gün geçen seneki bugüne göre bir yılbaşıdır. Unutmaması lazım. Kaldı ki bu miladi hesap üzerinden meseleyi anlatmaya çalışırsak, aralığın 26'sı bazı Hristiyan toplumlarına göre yılbaşıdır. Bazılarına göre 1 Ocak'tır. Bazılarına göre 6 Ocak'tır. Yani onların da bunda bir ittifakı yoktur. Kaldı ki dünya işlerinde müminler belki bu takvimden istifade etmek için bir yılın muhasebesini etmek durumundadırlar. Buna bir itirazımız yok. Hepimiz maaşımızı ona göre alıyoruz. İşimizi gücümüzü ona göre yapıyoruz. Karne tatilimizi ona göre belirliyoruz. Dünyadaki planlarımızı genelde bu takvime göre belirliyoruz. Ama ister hicri takvim olsun, İster miladi takvim olsun, onun günleri de aynı ayarda geçiyor. Bunun günleri de aynı ayarda geçiyor. Miladi ile hicri takvim arasındaki temel fark, birisi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicretini baz alarak takvim başlangıcı olarak hicri takvim, Müslümanlar genelde bunu kullanırdı. İkincisi de, birincisinde güneşin değil ayın hareketleri dikkate alınır.
İkincisi güneş takvimine göre, miladi takvimde güneş takvimine göredir. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu olarak kabul edilen bir ocağa göre değerlendirilir veya 31 Aralık'a göre. Tabii bu ikisi de dünya işlerinde gerekli. Kur'an-ı Kerim'de Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ve bu ölçünün verilmesindeki sebepler, hikmetler Allah katında malum olmakla beraber zaten bu yılların hesabını gözeterek dünya işlerimizi kendimize göre bir takım işleri sürdürmekte kullanıyoruz. Değerli kardeşlerimiz, benim işim takvim yılını miladi yıla, miladi hicriye çevirme gibi bir görevim yok. Onu konuşmayacağız. Biz bir yıl geride bırakmanın muhasebesi üzerinde konuşmaya çalışacağız. Bir yıl, koca bir yıl. Hicri hesaba göre 355 gün. Miladi hesaba göre 365 gün. İster onu bazar, ister bunu bazar. Neticede günler 24 saat, ömür sınırlı, zaman akıp gidiyor, ömür onun paralelliğinde çekip gidiyor. Öyleyse bize düşen miladi yıl dönümü üzerinde hesaplar yapmak yerine biz dünya hayatından ahirete doğru gidiyoruz. Ebedi alem için ne hazırladık? Burada bir takım günleri gün etmek, geceleri değerlendirmek için nefsimize göre, aklımıza göre bir takım işler yaparız. Ama asıl olanın ne olduğuna bakabiliyor muyuz? Bunca ömür geldi gitti, su gibi aktı gitti, gönlümü yıktı gitti diyor şair. Bu arada ben neler kazandım, neler kaybettim? Önden ahiret yurdu için neler gönderdim? Ben yılbaşı gecesini kutlamakla mı mükellefim? Yoksa kendi nefis murakabemi yapıp hesabımı, kitabımı derleyip toplayıp ebedi aleme göçmeden önce hazırlık yapmak mı? Haşr suresinin son ayetlerinden bir tanesinde Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? 18. ayet Haşr suresi. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler! İttekullah. Allah'tan korkun. Sakının. Peki ittekullah kelimesinden ne anlıyoruz? Allah'tan korkun, sakının. Ya Allah'tan korkmak, korktuğunuzdan kaçmak anlamında kullanırsanız, Allah'tan kaçsanız nereye kaçacaksınız? Demek ki bu kaçma anlamında değil. Allah'tan sakınma anlamında kullanırsak nelerden dolayı Allah'tan sakınıyoruz? Haramlarla aramız nasıl? Helallerle aramız nasıl? Allah'ın emrettikleriyle aramız nasıl? Yasakladıklarıyla aramız nasıl? Şöyle bir muhasebe edeceğiz. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının. Korkun. Bir başka önemli ve özel anlam olarak alırsa Allah'tan öyle bir korkun ki takva üzere olun. Allah seni görüyor gibi hissetmen, senin Allah'ı görüyor gibi fark etmen. Zaten Allah seni görüyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril hadisi olarak hepinizin bildiği amentunuzun temelini oluşturan mütevatir hadislerden birisi olan hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine Cibril geldiğinde ona bir takım sorular sormuştu. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir diye. İşte bunlardan bir tanesi ihsan nedir? İhsan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'a beyanı üzere anladığımız odur ki
Allah'ı görüyormuşsun gibi Allah'a kulluk etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah Celle Celaluhu seni görüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi meseleyi bu noktada aldığımız zaman da Allah'ın gözetimi, denetimi altında olan insanlık acaba Rabbinin varlığının ne kadar farkındadır? Rabbinin farkında olduğunu iddia eden müminler fark ettiği Allah'tan ittika etmesi lazım diyor. Sakınması lazım. Nasıl sakınacak? Allah beni görüyor düşüncesiyle sakınacak. İbrahim bin Ethem Hazretlerinin kendisine gelen bir delikanlının sorduğu, tevcih ettiği suallerin karşısında o büyük insanın ona verdiği cevabı unutmayacağız. Hani İbrahim bin Ethem Hazretlerine birisi geliyor. Evli barklı, çoluk çocuk sahibi bir genç. Üstadım diyor, siz görmüş geçirmiş kimsesiniz, şahsiyetsiniz. Size millet itibar ederler. Sizin ilminize, ahlakınıza, takvanıza güvenirler. Ben öyle bir haldeyim ki, benden eşim, çocuklarım, mahalle halkım, anam, babam kimse razı değil. Her türlü rezalet, menalet var bende. Bana bir çıkış yolu gösterdi. Kurtulayım bu halden ya. Peki evlat der. O zaman aç kulağını, iyi dinle. Evladım, sen günah işleme arzusuna niyet ettin. Arzusuyla yöneldin. Namazı terk, orucu terk, anneye dayak, eşine dayak, çocuklarına dayak, komşularına zulüm, kafayı çekip insanlara eziyet ederek yaptığım zulümlerden bahsettin. Öyleyse bu halleri yapmaya niyet ettiğin zaman da Allah'ın sana verdiği rızkı yeme diyor. Kendi rızkını yarat, kendi rızkını yiyerek bu günahları işle. Ama üstadım nasıl olur, Allah'ın vermediği rızık mı var? Evladım dikkat et, dinle, sonucuna sen cevap ver. İki, evladım aynı şekilde o günahları işlemeye azmettiğinde, niyet edip icra alanına koymaya kastettiğinde Allah'ın mülkünden çık, kendi mülkünde günahları işlenir. Delikanlı boynunu büker. Üç, evladım der. Madem sen kendi rızkını takdir ediyor, kendi mülkünde günah işliyorsun, öyleyse Allah'ın seni görmediği bir mekanda istediğin gibi günah işlenir. Ve o delikanlı ağlamaya başlar. Peki üstadım ne yapmam lazım? O zaman iki şey yapman lazım. Bir, seni bu günahlara teşvik eden, gördüğünde o günahları işleme durumunda kaldığın arkadaşları terk et diyor. Dikkat edin, bakınız bu konuda Efendimiz'in sahih hadisi var. اَرَّجُلُ عَلَى د۪ينِ خَل۪يلِهِ فَلْيَنْضُرَ خَالْهُ فَلْيَنْضُرَ خَاكَ Birçok hadis-i şerifte beyan ediyor Allah Resulü. Kişi arkadaşının dinindendir diyor. Herkes arkadaşına bir baksın. Herkes arkadaşına bir baksın. Dostu kim? Kim ile dost? Kim ile dostluk kurmuşuz? Ona bakacağız. O zaman evlat şu iki nasihatıma dikkat et. Bir, seni o günahlara teşvik eden, birlikte işlemeye azmettiren arkadaşlarını terk edeceğiz. İki, bu günahları işlemeye seni icbar eden mekandan senin günah işleyemeyeceğin bir mekana hicret edeceksin. Ya. Şimdi bu
beyanın, Allah rahmet eylesin, mekanlarını, makamlarını cennet eylesin. Bu güzel örneği önümüze koyduğu zaman da bu güzel insanlar, keyfe ma yaşa değil bunlar. Dilediğin gibi yaşa diye değil. Ya ibret alalım diye. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Efendimizin o mübarek hadis-i şerifleri bize masal olsun diye mi gönderir? Geçmişten bir takım hikayeler anlatılsın, bir kısım tarihi meseleler anlatılsın diye mi gönderir? Hayır. İbret alacak ve yaşayacağız diye. Ona göre hayat belirleyeceğiz diye. Şimdi bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifini okuduk az önce. Ne diyor Allah Resulü? Herkes arkadaşına baksın. Onun dini üzeresiniz diyor. Öyleyse biz kimle dostuz? Kim ile arkadaşız? Bir bak. Senin arkadaşın seni nereye davet ediyor? Sen arkadaşını nereye davet ediyorsun? Eğer arkadaşın seni hayırlı olan işlere davet ediyor da sen onu farklı işlere davet ediyor, kötü işlere davet ediyorsan sen hayırlı değil ama o hayırlı arkadaş, ona uy. Ama yok, sen onu hayırlı işe davet ediyorsun da o senin davetine tam tersiyle hayır, buraya gidelim, falan işi yapalım diye sizi yanlış işe sevk ediyorsa bu arkadaşlığa selamı kesmeyin ama ölçülü bir hayat geçirin. Zaman zaman onu hakka davet edin. Zaman zaman onu test edin, zaman zaman güzel istikamete çağırın. Çünkü Hazreti Peygamberimize de Mevlamızın emri bu, Efendimizin bize beyanı da bu. Allah'a çağırın. Ve da'iyen ilallah. Allah'a çağıracaksınız. Hatta zaman zaman söylüyoruz, diyoruz ki, ey müminler, illa bir cemaate girmek istiyorsanız, bir meşrebe girmek istiyorsanız, bir mürşidi kamilin terbiyesinde yetişmek istiyorsanız, o mürşidi kamil dediğiniz kişi kim ise, onun beyanındaki davetine dikkat edin. Eğer sizi kendine davet ediyorsa uzak durun. Ama Allah'a ve Resulüne sizi davet ediyorsa o zaman koşun. Kendine davet ediyorsa problem var demek. Alimlerin görevi kendilerine değil, Allah'a ve Resulüne davet etmek. Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine. Peki Allah'ın kitabı ayrı hocam, sünneti ayrı mı? Hayır, hayır. Allah'ın kitabının icra alanı peygamberin sünnetidir. Meseleye dikkatle bakacağız. Sünnet gidilen yol. Peygamber hangi yoldan gider? Allah'ın razı olduğu yoldan gider. Öyleyse sünnet, Allah'ın yeryüzünde peygamberleri tarafından icra edildiği yoldur. Allah'ın rızasının yürütüldüğü yoldur. Kur'an'ın icra alanıdır. Peki anlayamadığımız dar kalan yerlerde peygamberin sözleridir açıklayıcı unsur ilk etapta. Öyleyse arkadaşımıza bakacağız. Bizi davet eden ister caminin hocası olsun, İster bir alim başka olsun, kim olursa olsun, Allah'a ve Resulüne bizi davet edecek. Hayırlı olana davet edecek. Kendine değil, Allah'a, Allah'ın rızasına, peygambere, peygamberinin sünneti üzere davet edecek. Burada da dikkat edeceğiz. Çünkü zamanımızda Allah ile peygamber ile aldatanlar da var. Bu noktada da dikkat edeceğiz. O zaman gerçekten Kur'an ve sünnet üzere yaşayıp yaşamadığını davranışından, hareketinden, etraftaki komşularından, çevresinden, ticaretinden, yaşayışından sorgulayıp bakacağız. Körü körüne gitmek yok. Hele bu çağda hanımın iyisini almak için her tarafı araştırıyoruz. Beyaz eşyanın iyisini araştırmak için, almak için en iyi markaları seçiyoruz. Çocuğumuzu en iyi okulda okutmak için gayret ediyoruz. En iyi üniversitelerde okutmak için gayret ediyoruz. Bu tabidir, gereklidir de. Ama ebedi alemin saadeti ve mutluluğunu elde etmek için gerekli olan bir şeyin hazırlığında en az bu kadar dikkat etmemiz gerekmez mi ya? O zaman çok dikkatli olacağız. Dolayısıyla ayeti celilede Allah-u Teala ne buyuruyor? Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla sakının.
korkun, çekin. Peki Allah'tan nasıl korkacağız? Düşmandan korktunuz, silaha sarıldınız. Herhangi bir şekilde karanlıktan korktunuz, lambaya sarıldınız. Acıdan korktunuz, ilaca sarıldınız. Yani mutlaka korktuğunuzdan kaçıyorsunuz ya da bir tedbir alıyorsunuz, alıyoruz. Peki Allah'tan korkmak bunun gibi mi? Asla onlar gibi değil. Korktuklarınızdan kaçıyorsunuz beşer muhasebesinde ama Allah'tan korkunca ona koşuyorsunuz. Ona koşuyoruz. Düşmandan korkunca mutlaka yasperleniyor, mevzileniyor ya da uygun yollardan kaçıveriyoruz. Topuğa kuvvet, tabana kuvvet ediyoruz. Ama Allah'tan korkup kaçınca aslında bir insan gibi, bir beşer gibi kaçmak değil. Onun azabından kaçıyor, onun rahmetine iltica ediyoruz. Allah'ın azabından sakınıp onun rahmetine iltica edeceğiz, sığınacağız. O halde Allah'tan korkan mümin Allah'tan kaçmıyor. Ne yapıyor? Yine Allah'a el açıyor. Sıkışırsın, ona el açarsın. Bihablil verid diyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Size şah damarınızdan daha yakın, ondan daha yakın kimse yok size. Geliyor bazen hanımefendiler, hocalarım bilirler. Benim bir kızım var işte 30 yaşını geçti. Kimse istemiyor. Oğlum var 50'ye geldi. Evlendiremiyoruz. O kadar hocalara gittik. Nasip nuskalara yazdırdık. Şunu yaptırdık, bunu yaptırdık. Diyoruz onlara ki be zavallı. Sen yine git dua al. Müminlerin, alimlerin, takva sahibi insanların duasını al. Buna itirazımız yok. Ama sen bu işi neden Allah'tan istemiyorsun ya? Hocaya ter dökene kadar, dil dökene kadar Rabbine gönlünü dök yahu. İşin çöpünü çözülecek ya. Kaldı ki Rabbinden istediğin zaman da talep ettiğinde duanın üç boyutunda mutlaka sana bir yönü vardır. Bir, o duanı Allah dilerse anında kabul eder. Efendimizin de beyanı. İki, dünyada gecikmeli olarak verir onu sana. Ki böyle bir dua ben yaşadım. Duamı yaptığım gün Rabbim bana o duamın karşılığını verseydi o gün rahatlayacaktım elbette. Ama 26 sene sonra o nimeti bana Cenab-ı Hak bahşetti. O öncekinden çok daha büyük nimete nail oldu. Demek ki Rabbim benim hayrımı murad etmiş ya. Üç, Allah dünyada vermez sana ama ahirette sana öyle nimetler verir ki bakarsın cennete girsen bile derece derece yükseklere gözün dikilir. Ha işte o duanın bereketi bakarsın gelir. Mevla saklamıştır onu oraya. Hadi kulum dünyada bir talebin vardı. İşte o talebini dünyada değil işte sana ahirette derece olarak verdim. Azaptaydın azabını azaltmaya derece vesile kılar. Terazide mizanda lazım olur. Onun için müminin hiçbir kaybı yoktur. Allah öyle buyurmuyor mu? İman edenlerin hiçbir amellerini zayi etmeyeceğiz. Tas tamam karşılığını vereceğiz. Bugün hutbedeki ayetlerimizden birisi de bu. Değerli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz. Öyleyse bu hayatı veren Allah bunun hesabını da bize soracak. Şimdi esnaf kardeşlerimiz tedirgin. Vitrindeki malların hesabını yapıyorlar. 2018 takvimi değişecek, 2019'a girecek. Bilgisayarlar allak bullak olacak. Devir daim olacak. Hesaplar aktarılacak. Bir yılın muhasebesi yapılacak. Bu önemli bir iş. Zarar mı ettik, kar mı ettik vesaire. Ey Müslüman, zarar mı ettin, kar mı ettinin hesabını Noel gecesinde yapacaksın da yap. Ama bir hesapta yap ki ben bir yıl içinde bir mümin olarak neleri yapmam gerekiyordu da yapamadım? Nelerden kaçınmam gerekiyordu da kaçınamadım? Neleri ifa etmem gerekiyordu da ifa edemedim?
neleri sevip kollamam gerekiyordu da yardımcı olamadım, sevemedim, kollayamadım ya da nelerden sakınmam gerekiyordu da sakınamadım. Aslında bir müminin Noel gecesi, Noel yortularıyla hayatını meşgul etmesi ona yakışmayan bir davranış zaten. Ama yılın bir suçu yok. Bizim hem güneşin hareketine göre ibadetlerimiz var, hem hilalin hareketine göre ibadetlerimiz var. Cuma namazını kılacağız bugün. Biraz sonra, yarım saat sonra ezan okunacak, 25 dakika sonra. Hangi hesaba göre? Ayın hareketine göre mi? Hayır. Güneşin hareketine göre öğle namazımızın vakti belli olacak. Yani namaz vakitleri güneşin hareketlerine göre belli edilir. Ama oruç tutacağız. Hacca gideceğiz. Zekat vereceğiz. Nereye göre? Gökyüzündeki ayın hareketlerine göre yapacağız. Buradan da şunu anlıyoruz. Güneş de ay da Allah'ın ayetlerindendir. Bu ayetlerin hükmüne göre de Mevlamızın bize vahyettiği uygun ayetleri uygun zamanlarında uygulamaktır ya. Başka bir şey değil. Ama işi biz yortulara çevirdik. Biz yılbaşılarını başka maksatlara çevirdik. Kumar gecelerine çevirdik. Piyango gecelerine çevirdik. Dansöz gecelerine çevirdik. Ahlaksız gecelere çevirdik. İçki kumar gecelerine çevirdik. Peki ey Müslüman kardeşim, Allah sana ömrünü nerede geçirdin diye Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam üzerinden hesap sorulacağını beyan etti. Bunu bilmeyen var mı? Duymayanımız var mı? Yok, hep biliyoruz. O zaman ömrünü nerede geçirdiğinin hesabını verirken, ya Rabbi senede bir defa da yılbaşı gecesini kutlayarak geçirdim diyerek ne muhasebesiyle bunu geçirdiğinin hesabını vereceksin. Hazırlıklı ol. Sadece buna mı? Diğerleri de öyle. Hacı, hoca, kadın, erkek, hepimiz iman ettikten sonra Müslüman helal ve haram sınırlarını gözetmek durumundadır. Buna gayret etmelidir. İstemeyerek elinden hata çıkar, günaha girer ama Mevla'nın affedici olduğunu bilir, tevbe istiğfarı bırakmaz. Hani Efendimiz buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam, günah işleyenlerin hayırlısı kimdir diye ashabına soruyor. Ya Resulallah, günah işleyenin hiç hayırlısı olur mu ya? Günah işliyor bu adam. Günah işleyenlerin hayırlısı hemen tevbe edenlerdir. Hemen. Arkasından tevbe edenler. Buradan da şunu anlıyoruz. Arada sırada insanların elinden bir takım günahlar çıkabiliyor. Yani biz günahsız olsaydık melek olurduk ya. Ama bize şunu kamçılamamalı bu ifade. Ha, nasıl olsa bu işin kapısı açık. İşleriz, işleriz. Sonradan da tevbe eder, kurtarırız. İşlersin, işlersin de bir de günah işlere yakalanırsan ne olacak? Garantin ne olacak? Onun için değerli dostlarımız, değerli kardeşlerimiz, Rabbimizin bize sunduğu bu imkanlardan istifade edelim ve bu yılbaşı gecelerine dikkat edelim. Başkaları gibi olmayalım. Allah rızası için ya. Milyonlarca insan milli piyango adı altında kumar oynuyor ya. Şu anda kapıya birisi koyulsa, bir polis kardeşimiz, bir görevli, şöyle bir önce imam da çıksa, imamdan korkuyorum piyango bileti çıkacak. Kumar ya. Müslüman, kumar bu. Müslüman bunun devlet tarafından verilmesi, kumar olma, haram olma özelliğini ortaya koymaz. Kendine gel kardeşim. Kendine gel kardeşim. Devlet veriyor diye, müsaade ediyor diye zina hakkı doğmaz sana kardeşim. Devlet müsaade ediyor diye faiz yeme hakkını sana Allah vermez kardeşim. İsteyen istediği gibi gezer, açık gezer, saçık gezer diye Allah'ın emri olan tesettürü çiğneyemezsin kardeşim. Kendine gel. Sen Allah'a meydan okuduğunun farkında mısın ya? Allah sana haram kıldığı şeyi sen peynir ekmek gibi yiyorsun ya. Gündelik iş gibi uyguluyorsun kardeşim ya. Nasıl cenneti isteyeceğiz?
Nasıl beni affet Allah'ım diyeceğiz? Hangi yüzle ya? Hani ne güzel diyor büyüklerimiz. Bağa bak, üzüm olsun. Üzüm yemeye yüzün olsun. Mevla'nın nimetleri sonsuz. Bunca nimetleri bıraktık da kumar parasına mı muhtaç olduk ya? Bunca nimetleri bıraktık da faize mi muhtaç olduk ya? Çalışmadan kazanma arzusunda olanların sonucu bu zaten. Üzülerek söylemek gerekirse Türkiye'yi baz alalım, kendimizi, memleketimizi. Kumar müesseseleri %99'u Müslüman müşterilerle ayakta duruyor. Faizli bankalar Müslüman müşterilerin paralarıyla ayakta duruyor. Fuhuşhaneler Müslüman müşterilerle ayakta duruyor. Piyango dediğiniz kumar da yine Müslümanlar sayesinde ayakta duruyor. Yani haramların devamını Müslümanlar sağlıyor. Ey Müslüman kardeşim, nasıl Müslümanız biz? Hem cennet istiyoruz, hem af istiyoruz, hem de cehennemin kapısını ardına kadar açık bırakıyoruz. Gelin hep beraber, eğer İsa Aleyhisselam'ın doğduğu gece ise o zaman bir peygambere yakışır bir gece kutlayalım. İsa Aleyhisselam'a ihanet eden Nasara gibi olmayalım. Bize yakışmaz ya. Ümmeti Muhammed hiçbir peygambere zulmedemez ya. Hiçbir peygamber. Ama üzülerek söyleyecek olursak, başta kendi peygamberimiz olmak üzere İsa Aleyhisselam'a da, Musa Aleyhisselam'a da, Adem babamıza kadar وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ النَّب۪ي۪ينَ bütün nebilere zulmettiğimizin belki farkındayız, belki değiliz ama ey Müslüman, gel biz bu peygamberlere zulmedenlerin arasında olmayalım. Gel biz bu gece yılbaşında hainlerin sofrasında olmayalım. Dansözleri ekranlara atıp büyük israflar ortaya koyan hainleri izlemeyelim. Piyango biletleri kuyruğuna girip de helal paramızı harama çarçur etmeyelim. Rabbimizin rızasını kazanmak varken, helal lokma yemek varken neden haramdan nasip arayalım ki? Allah'ın verdiği helal yetmedi mi bize? Hangi helal lokma yetmedi, doyurmadı bizi de kumardan arıyoruz nasibimizi? Allah'ım, Efendimizin buyurduğu gibi kavmin bilmiyor. Bilselerdi bana bu zulmü yapmazlardı diyordu. Biz de onun duasıyla diyoruz ki ya Rab, ümmeti Muhammed aslında biliyor ama biz bilmiyorlar kabul edelim. Ne olur bu ümmeti Muhammed'in gönlüne senin aşkını, muhabbetini, Kur'an'ın sevgisini, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sevgisini nakşeyle Allah'ım. Nakşeyle ki haramlardan uzak olalım Allah'ım. O halde ayetin devamı şimdi bizi bağlıyor. Devam ediyor. Öyleyse vel tenzur nefsun ma kaddemet liğay. Kişi diyor Rabbimiz Haşr suresinin bu güzel 18. ayetinde. Kişi yarın için önden ne gönderdiğine bir baksın diyor. Ey Müslüman, yarın için ne gönderdin demek, ahirete ne gönderdin, ebedi aleme ne gönderdin. Rabbinin huzuruna çıkacak olduğun o gün için ağırlık olarak hangi malzemeyi gönderdin? Düğün yapacaksın, bir ağırlık vardır. Evleneceğin kızın altınını karşılarsın, evini hazırlarsın, eşyasını hazırlarsın. Hanımefendi gelecektir, çeyizini hazırlar, eşyasını hazırlar. Bir dünya evini kurmak için birçok külfete, sıkıntıya katlanırız. Peki ey Müslüman, otur yerleşiriz.
Ey Müslüman, ebedi aleme gideceksin. Orada da bir yüzün olsun. Orada da bir sermayen çeyizin olsun. Orada da seni memnun ve mesrur edecek bir ağırlığın olsun. Ki Mevlamıza da ya Rab şu kadarıyla gelebildim diyebilirim ya. Amelim yoktu ama ya Rab senin peygamberini seviyordum. Şuyum yoktu ama seni seviyordum Allah'ım. Hani büyük Allah dostlarından Arvasi Hazretleri'nin dediği gibi, Allah'a yemin ederim ki hiçbir ibadetime güvenmiyorum. Hiçbir. Veli Allah dostu büyük bir zat. Ama garanti bildiğim bir işim var diyor. Allah'ın düşmanına düşmanım diyor. Görüyor musun ağırlığı? Senin yok mu böyle bir garanti işin ya? Ey Hasan Hoca, ey Mehmet Efendi, Hacı Efendi, Hoca Efendi. Senin böyle bir garantin yok mu ya? Allah'ın düşmanına düşman değil misin ya? Kardeşim, Noel gecelerini senin dostların hazırlamıyor. Senin paranın düşmanları, senin inanç dünyanın düşmanları bunu hazırlıyor. Ve bu tuzağa sen ben düşüyoruz ya. Müslümanın vitrinlerine bakın ya. Hiç yakışıyor mu ya? Mal sahibi Müslüman, müşteri Müslüman, satıcı Müslüman, vitrin çam ağaçlarıyla dolu. Yoksa İsa Aleyhisselam senin vitrinden mi inecek ya? İsa Aleyhisselam senin vitrinine mi inecek ya? Sen de Müslümanı kandırıyorsun. Sen de aldatıyorsun. Sen de bu yollarla İsa Aleyhisselam'a isyan ediyorsun. Unutma, dört büyük peygamberden biridir o güzel peygamber. İsa Aleyhisselam. Salat ve selam ona da olsun. Diğer bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Binlerce, sayısız kere ya Rab. Peki İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesini eğer yılbaşı gecesi olarak kutlayacak, idrak edecekseniz o zaman bir peygambere nasıl yakışıyorsa bir doğum gecesini öyle kutlayınız. Öyle kutlayınız. Eğer piyangoyu uygun görüyorsanız öyle kutlayın. Tombala çekmeyi uygun görüyorsanız öyle kutlayın. Ama birkaç selatü selam göndereyim. O Allah'ın son peygamberi Muhammed Mustafa'dan önce peygamberimizi müjdeleyen büyük peygamberlerdendir. Onun şanı yücedir. O daha kundaktayken ne mucizelerle geldi. Ya Rab, ona salat ve selam olsun. İsa Aleyhisselam'a kendine inandığını iddia eden zalimler zulmediyor. Ya Rab, beni İsa Aleyhisselam'a zulmetmekten muhafaza eyle diye söylememiz lazım. Biz İsa Aleyhisselam'a zulmetmeyelim. Ma qaddemet li gadin. Yarın için önden ne gönderdiğinize bak. Noel gecelerini de postalamış oluyoruz ha, unutmayın. Gönül dünyamızda kimlere karşı muhabbet beslediğimizi de postalamış oluyoruz. Kim için yaşadığımızı postalamış oluyoruz. Kim için var olduğumuzu da göndermiş oluyoruz. Öyleyse asil müminler, bu güzel camileri dolduran, cuma günü bu camilerin ziyneti olan siz değerli kardeşlerim, gelin hep beraber yılbaşı gecesinin Noel gecesi olması yönündeki bütün hazırlıklara karşı temkinli ve tedbirli olarak boykot edelim. Bu tür müesseseleri uyaralım. Kardeşim, Müslüman sokağında salyangoz satılır mı, yakışır mı ya? Şimdi midye satılıyor. Nasıl olsa haram değil ya. Mekruhları basit görmeye başlayan Müslüman yavaş yavaş haramları da zorlamaya başlar. Ondan sonra zaten haramda da topuk tutturamazsınız. Mekruhların tenzihi ve tahrimisi vardır. Tenzihi hafif olanı, tahrimi biraz daha güçlü olanı. Tenzihi olanı basit görmeye başladınız mı, tahriminin takozunu çekmiş olursunuz. Tahrimiyi de haramın ayağına çekip aldınız mı, o zaman da onun takozunu kaydırmış ve böylece harama doğru gitmiş oluruz. Sünnet böyledir. Mustahaplar böyledir.
basit görmeyelim. Müstahaplar sünnetleri, sünnetler vacipleri, vacipler farzları kuvvetlendirir. Bunlardan birini çektirdiniz mi? Yavaş yavaş kaymaya başlarlar. O halde yeni yıla doğru gidiyoruz. Aslında yaşlanarak gidiyoruz. Şimdi birçok insan yılbaşı kutlaması yapacak. Yılbaşı kutlaması, bir kısmı da yaş günü kutlaması yapacak. Şaşıyorum ben yaş günü kutlaması yapan kardeşlerimize. Sosyal medyadan bizim de yapıyorlar böyle şeyler ama ben uyarı yazıları yazıyorum mümkün mertebe. Neyi kutluyoruz arkadaşlar? Geçirdiğimiz 55 sene, 60 sene gitti. Bunu mu kutluyoruz? Ömür sermayesi gitti. Kalan azaldı, ona mı seviniyoruz? Neye seviniyorsun ya? Hesabını iyi yap kardeşim. Ağla ya. Sevinme, neye ağlıyorsun? Ömür gitti ya. Azrail kapıdan içeri gelsin, şöyle bir nida etse, dese ki işte şu saatte hepiniz öleceksiniz. En son ameliniz ne olurdu ey Müslüman? Dikkat etmek lazım ya. Ama bunu söylerken de 24 saat Mevla bizi namazda dikmiyor ya. Namazın vakitleri var. Nafileler var. Fırsat buldukça onlardan istifade et. Hayatı terk et demiyor. Yaşadığın hayatı Allah'ın rızasına göre yaşa. Tekrar ayeti cellede Cenab-ı Hak وَاتَّقُ اللّٰهُ. Tekrar Allah'tan sakının. Allah'tan utanın. Allah'tan haya edin. Hani geçen haftaki sohbetlerde de o hadis-i şerifi okumuştuk. اِسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ diye Efendimizin güzel bir hadis-i şerif var uzunca. Allah Resulü buyuruyor ki ashabına, ey ashabım, Allah'tan hakkıyla haya edin. Sahabe dediler ki ya Resulallah, biz Allah'tan haya ediyoruz. Böyle bir problemimiz yok ya Resulallah. Hayır, sizin dediğiniz gibi değil. Allah'tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun etrafındakileri, karnı ve onun etrafındakileri korumanızdır. Kabre girdiğinizde de çürüyüp toprak olacağınızı düşünmenizdir diyor. Ne demek başı onun etrafındakilerini korumak? Başında ne var kardeşim? Gözlerin var, kulakların var, dilin ağzın var, hafızan aklın var, beynin var. Karnın etrafında kolların var, bacakların var. İzzetini, şerefini, onurunu, ırzını, namusunu koruyacağın azaların var. Onları korursanız Allah'tan hakkıyla haya edersiniz. Öyleyse gözün alabildiğine haramla meşgul olacak. Kulağın haram seslerle meşgul olacak. Ayakların haramda yürüyecek. Ellerin haramla meşgul olacak. Sonra da ya Rabbi cenneti ver bana. Ya ayıp değil mi ya? Ne isteyeceğin ya? Nasıl isteyeceğin ya? İstemek için bir yüz lazım bize ya. Evet, Efendimiz öyle buyuruyor. Allah'tan cenneti isteyin. İsterken de en yüksek kademeyi, makamı, Firdevs-i Ala isteyin. Ama oraya girmek için de yol arayın yani. Çalışın, çabalayın. Öyleyse اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah ne yapıyorsanız, ne işliyorsanız hepsinden haberdardır ve onların hepsini biliyor. Biliyor mu, bilmiyor mu cemaat-i Müslüm? Biliyor mu? Ve biliyorsa o zaman ki âmennâ ve saddaknâ, bizim yılbaşı gecesindeki işlerimizi de biliyor. Neye meylettiğimizi de biliyor. Kalk dünyamızı da biliyor. Ama bir müjdeli haber var bize bu konuda. Nedir o? Kalbimizden geçirdiklerimizden Allah bizi hesaba çekmeyecek. Ümmeti Muhammed'e Allah'ın ikramıdır. Bizden önceki ümmetlerin bir bölümü kalplerinden, akıllarından, geçirdiklerinden hesaba çekiliyordu. Ey ümmeti Muhammed, sana Allah'ın ikramına bak. Gönül dünyandan, geçirdiğin günahlardan Allah hesaba çekmeyecek seni. Ne büyük bir müjdedir bu, biliyor musunuz? Şöyle bir dışarıdan içimizi gören bir cihaz olsa, duygu dünyamızı röntgen gibi açığa çıkarsa, ya utanırız, her birimiz utanırız. Hoca da utanır, siz de utanırsınız. Niye? Neler geçmiyor aklınızdan ya? Allah muhafaza. Ya Rabbi
Ne büyüksün sen Allah'ım. Sen kullarını düşünüyor, onlara acıyor, merhamet ediyorsun. Ya Rab, ümmeti Muhammed'in sıkıntılı bulunduğu bu dönemde ümmeti Muhammed'e acı, merhamet eyle Allah'ım. Amin. Bize birlik ver Allah'ım. Amin. Birlik ver Allah'ım. Amin. Hakikat yolundan bizi ayırma Allah'ım. Amin. Razı olacağın işleriyle bizleri meşgul eyle Allah'ım. Amin. Rızan istikametinde yürüyecek imkan, güç ve takat ver bize Allah'ım. Amin. Ya İlahi Alemin, bu güzel cuma cemaatimizi sokaklara kadar taşmış, gönül dünyalarıyla, ufak tefek hatalarıyla, her şeyiyle sana geldiler Allah'ım. Kimse onlara silah dayamadı. Senin rızan için koştu geldiler. Ya Rab, hepsi senin kulların. Hepimiz senin kullarınız. Bizleri affeyle Allah'ım. Amin. Bağışla bizi Allah'ım. Amin. İsa Aleyhisselam'ın doğum gecesidir diye Noel kutlamaları yaparak İsa Aleyhisselam'a zulmedenlerden eyleme bizi Allah'ım. Amin. İsa Aleyhisselam'a zulmedenlerden eyleme bizi Allah'ım. Amin. İsa Aleyhisselam'a zulmedenlerden eyleme bizi Allah'ım. Amin. O güzel peygambere de salat ve selam gönderiyoruz. Amin. Ulaştır Allah'ım. Amin. Değerli cemaatimiz, vakit dolmak üzere. Malumunuz her ayın 15'ini takip eden ilk cumada kaşüstü Kur'an kursuna yardım topluyorduk. Bir ara atladık onu. Çünkü Yemen'deki kardeşlerimize yardım toplamıştık. Allah hepinizden razı olsun. 3000 küsür lira para toplandı aşağı yukarı. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak rızasından ayırmasın. Amin. Bugün de çıkışta inşallah kaşüstü Kur'an kursuna yardım toplayacağız. Bu da ahirete yatırımdır. Hayırlı olan işlerin neticesi ahirete uzanıyor. Şerli olan onlar da oraya ulaşıyor. Ama biz ya Rabbi senin rızanı ümit ediyor, senin rızanı umuyor, senin arzu ettiğin cennetlerini de bizlere bahşetmeni diliyoruz. Bizi rızana uygun yaşayanlardan eyle Allah'ım. Amin. Her türlü felaketten bizleri muhafaza eyle. Amin. Dün bazı kardeşlerimize söyledik. İmam camiamızdan çok değerli Mustafa Yeşilyurt hocamız evvelki günü trafik kazasında büyük bir sıkıntı yaşadı. Sağ bacağını kestiler. Allah'ım ona da, onun şahsında her birinizin, her birimizin, ümmeti Muhammed'in her ne kadar yaralı hastaları varsa, her ne kadar hasta kulların varsa ya Rab, gerek vatanımızda gerek vatanımızın dışında hepsine Şafi ismin hürmetine şifa ver Allah'ım. Amin. Şifa ver Allah'ım. Amin. Şifa ver Allah'ım. Amin. Dertli kullarına derman ver Allah'ım. Amin. Borçlu kullarını borçlarından kurtar Allah'ım. Amin. Ya Rab, şimdi hesabın, ezan okundu mu? Şimdi kullarının bir kısmı ticaret yapıyor Allah'ım. Borçludurlar, sıkıntılıdırlar. Ya Rab, dostuna, arkadaşına yüz kızartamıyor. Kimseden borç istenemiyor. Herkes boynunu büküp önüne bakıyor. Varlıklı da öyle, yok olan da öyle. Ya Rab, bütün darda, borç içinde kıvranan kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Faizciye, tefeciye bulaşmadan Amin. Çıkış yolu ver ümmete Allah'ım. Amin. Ya Rab, ümmeti Muhammed'i bölmek, parçalamak isteyenler içimizde ve dışımızda çok. Ama özellikle senden arzu ediyoruz. Bu necip millet. Bu necip millet. Yeryüzünde adını yücelten bu millet. Şu anda da hala bu millette ümit var Allah'ım. Bu millete zeval verme Allah'ım. Amin. Ümmeti Muhammed'in kurtuluş kapısı olan Hazreti Kur'an ve sünneti Resulullah'ı hayatımıza hakim eyle Allah'ım. Amin. Hayatımıza hakim eyle Allah'ım. Amin. Her türlü haramdan, kumardan, piyangodan, tottodan, lottodan, iddia gibi kumar oyunlarından, her türlü haramdan, faizden, fuhuştan, çıplaklıktan, senin ne kadar razı olmayacağın iş varsa hepsinden bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya İlahi'l Alemin, gerek vatanımızın içerisinde, gerek vatanımızın sınır boylarında, gerekse vatanımızın dışında izzetimizi, onurumuzu, şerefimizi, birliğimizi, dirliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi, özellikle mukaddes değerlerimizi korumak ve kollamak adına ve masum ve mazlum olanları da himaye etmek adına gayret gösteren güvenlik güçlerimize, askerlerimize, polislerimize yardım eyle Allah'ım. Amin. Yardım eyle Allah'ım. Amin. Yardım eyle Allah'ım. Amin.
Burunlarını kanatma Allah'ım. Savaşanlarını muzaffer eyle Allah'ım. Ümmeti Muhammed'e birlik ver Allah'ım. Dirlik ver Allah'ım. Kuvvet ver Allah'ım. Sünnet-i Resulullah'a ittiba eden, Hazreti Kur'an'ı hayatına yansıtan kullarından eyle bizi Allah'ım. Ya Rab, yaşlanmış, pirifani haline gelmiş, hizmette ihtiyacı olduğu halde sıkıntı yaşayan nice büyüklerimiz, hastalarımız, yaşlılarımız var Allah'ım. Onlara da merhametinle muamele eyle. Merhametinle muamele eyle. Onları o çaresizlikten kurtar Allah'ım. Ya İlahel Alemin. Okullarımızda okuyan öğrencilerimiz var. Karne tatilleri yaklaşıyor. Adeta amel defterleri gibi karneleri önlerine verilecek. Bütün evlatlarımızı hayırlısıyla muvaffak eyle Allah'ım. Muvaffak eyle Allah'ım. Başarılı eyle Allah'ım. Amin diyen bu güzel cemaatimizi iki cihanda aziz eyle. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Yılbaşı gecesinde yapılacak olan zulümlerin bütününden beriyiz. Cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.